Firdevs. Ama sen böyle yaparsan, odalara kapanırsan ben Hatice'ye derdimi nasıl anlatacağım? Böyle mi anlaştık? Ne anlaştığımız gibi oldu ki abla? Bizim canımız yandı, bu evde bir hasır bile yanmadı. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Herkes sefasında. Maşallah gelinini de bağrına basmışsın. Hayırlı olsun. Ben sana Hatice'ye göz kulak ol. Gördüklerini, duyduklarını yanlış anlamasın diye geldim. Ettiğin laflara bak. Benim içimde neler oluyor biliyor musun? Hatice benim genç kızım. Onun davası benim davam. Sen annesi olarak bile benim kadar çırpınamazsın onun için. Sen böyle söylüyorsan şimdi ben ne diyebilirim ki abla? Sana güveniyorum diyeceksin, başka bir şey demeyeceksin. Yalan mı söyledim, oyaladım mı sizi? Yok, yok abla ama bizi de anla. Biz öyle kolay şeyler yaşamadık. Bir an önce eski düzenimize dönmeyi kimse benim kadar isteyemez. Aklını başına topla. Sen de sakinleş Hatice. Her gördüğünüze takılmayın lütfen. Tamam? Emrin olur. Söz vermek ne kadar kolay bunlar için ya. Kılavuzu karga olanın. Eyvahlar olsun. Bu durulmuş hali. Ne var Mehmet ya? Sanki senin yoktu böyle hallerin. Yoktu. Hayatım, erkekler pek böyle şakalaşmaz. Yani sonu çok iyi bitmez. Ne yapardın? Hayal gücüne bırakıyorum. Kocama bak, psikopat çıktı. Dur, bu ne? Dans seçmeleri vardı. Bir de okulda çok önemli bir sınav vardı. Böyle çakışıyordu ikisi. Annem de o yüzden provalara gitmeme izin vermiyordu. Ben de stres yapmıştım. Ateşlendim sonra. Kime bu öfke? Ablam çekti. Annem dans için alay ediyordu benimle. Ablam da bakıp eğleniyordu. Hasta sevgilime. Keşke ben de orada olsaydım. Hasta insan kışkırtılır mı hiç? Annenin bütün yöntemleri enteresan. Hayatım, biz hasta olduğumuzda annem etrafımızda pervane olur. Sana da olmuştur. Benim de annem oluyordu. Yani çok ilgileniyordu. Herkesin annesi gibi. İşe gitmiyordu, evden çalışıyordu. Kurallarını da esnetiyordu. Ben çok seviyordum o zaman hasta olmayı. Şimdi ben varım yanında. Ne zaman istersen gelir sarılırım. Severim seni. Artık şefkate ihtiyacın olduğu zaman hastalanmana ihtiyacın yok. Ben seni istediğin kadar şımartırım. Seni seviyorum. İşte bu yüzden ben dünyanın en şanslı adamıyım. Gel. Seher. Zahmet etmeseydin. Bana ne zaman zahmet oldu kahven? Seni sıkmak istemem ama... Aşk olsun, lütfen. Çocuklar gelmeyecek mi? Neredeler? Çocuklar bir nefes alsınlar Seher. Sık boğaz etmeyelim. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Aşkım. Hı. Hadi uyan. Niye? Aşkım sahur yapmayacak mısın bu gece? Yapacağım. Tamam hadi kalk. Saat kaç? Aşkım hadi kalk, saat geçiyor. Hadi. Hayatım, biraz daha uyuyayım. Aşkım hadi kalk. Aşkım kalk. Hadi. Bak. Nasıl yani? Sen hangi ara hazırladın beni? Uyan güzel. Hiç uyuyamadım ki heyecandan. Evimizde ilk gecemiz ya. Ben de sevgilime sürpriz yapayım dedim. Gel. Ya sen nasıl bir şeysin? Her parmağında bir hüner. Yani. Alanım olsa daha neler yaparım da. Ne marifetliymiş benim karım. Ha? Hangi ara hazırladın sen bunları? Tabii ki de parmağımın marifetiyle. Hadi bakalım. Tabii biraz işleri hızlandırırsan daha güzel şeyler görebilirsin. O zaman ben bir babamlarla konuşup geliyorum. Mehmet delirme. Delirelim mi delirmeyelim mi? Karar ver. Delirelim. Ama biz onları daha da delirtmeden böyle kenardan sıyrılalım. Aç bakalım ağzını. Dur. Acıkırsın falan. Ay. Aşkım. Hayatım yiyeceğim tamam. Saat geçiyor saat.